Herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videomda sizlere bahçemdeki fındık ağaçlarına nasıl bakım yapıyorum ve dip sürgünlerinden nasıl yeni fidanlar elde ediyorum bunu göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz küçük bir fındık ağacı ama altından bol miktarda dip sürgünü vermiş. Bu dip sürgünlerinin fidan olamayacak derecede kalın ve ince olanlarını budayarak ortamdan uzaklaştırıyorum. Ortada bir ana gövde bırakacağım. Meyveli gözler bu gövde üzerinde ve bu gövdeden meyveleri alacağım. Diğerlerinin de fidan olarak diğer yerlere dikmek için çoğaltımını yapacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yan tarafta birkaç tanesini yaptım. Şimdi bir tanesini de sizlere yaparak göstereyim. Dip sürgünümüzden 2 santim genişliğinde bilezik şeklinde kabuğundan alacağız. Ama şu anda bitki uykuda olduğu için kabuktan su çekilmiş durumda. Bu kabuğu maket bıçağıyla sıyırarak tamamen odunsu kısma kadar temizliyoruz. Daha sonra da köklenmeler üst tarafta olduğu için kabuğu düzeltiyoruz. Bıçaktan zarar gören yerlerini ufak ufak kesitler atarak tamamen düzgün bir hale getiriyoruz. Sonra da alt kısma banttan bir bariyer yapacağız. Çünkü burada köklenme ortamı oluşturacağımız bardak aşağıya doğru kaymasın, yerinden oynamasın. Yavaş yavaş çıkan kılcal kökler zarar görmesin diye bantla bir bariyer yapıyoruz. Bu şekilde kağıt pet bardaklar veya plastik pet bardaklar kullanabilirsiniz. Tam fidanımızın, sürgünümüzün kalınlığı kadar bir delik deliyoruz bardağın alt tarafına. Ve bu şekilde keserek bardağımızı o bandın üst kısmına yerleştiriyoruz. Santimlik kabuğu temizlediğimiz kısım bardağımızın tam orta kısımlarına gelecek. Daha sonra da içerisine toprağımızı dolduruyoruz. Arkadaşlar bu toprak kokopit ve torf karışımı. Normal bahçe toprağı yapmanızı çok fazla tavsiye etmiyorum. Çünkü ortamın steril olması gerekiyor. Herhangi bir kötü bakteri veya mantarın bu ortamda olmaması gerekiyor köklenme aşamasında. İyice nemlendirip bir naylonla saracağız. Daha sonra da alüminyum folyo ile kaplayacağız. Naylonu sardıktan sonra iyice bantlamamız gerekiyor. Arkadaşlar ortamın kurumaması gerekiyor. Bu toprak sürekli nemli kalması gerekir. Eğer kurursa fidanlarımızdaki kökler tutmuş olsa da kökler kuruduğunda bu fidanımız da kuruyacaktır. O nedenle sürekli nemli kalması için iyice bantlamamız ve sarmamız gerekiyor. Daha sonra da ortam hava değişikliklerinden çok fazla etkilenmemesi için alüminyum folyo ile burayı saracağız. Alüminyum folyo hem soğuklarda bu bardağın içerisindeki nemli toprağın donmamasını hem de aşırı sıcaklarda yanmamasını sağlayacak. İşlemimiz bu şekilde. Şimdi gelin ortama bir de köklendirme sağlayacak bir sıvı hazırlayalım. Bunun için de arkadaşlar 1 litre ılık suyun içerisine 2 kaşık, 2 tatlı kaşığı esmer şeker ve 10 gram da
toz hamur mayası koyuyoruz. Bu maya içerisinde maya mantarları bulunur. Bu mantarlar bitki köklerine tutunarak simbiyoz bir yaşam sağlarlar. Kendi sağlıklarını ve kendi üreme ortamlarını çoğaltabilmek için bitki köklerini güçlendirirler. Bunu az önce yaptığımız bardakların içine enjekte ettiğimizde orada köklenmeyi teşvik edecek ve hızlı bir şekilde köklenme sağlayacak. Hazırladığımız bu sıvıyı 1 saat mayalanması için bekletiyoruz ve daha sonra da her bir bardağın içerisine 20 ml gelecek şekilde enjekte ediyoruz. Arkadaşlar bunu normalde bu hazırlarken sulama suyuna da katabilirdik ama mutlaka bir zaman sonra bu bardakların içerisindeki topraklar kuruyacak. Kurursa köklenme olmayacaktır. Bunun için haftada bir enjektörle bu ortama su verebilirsiniz. O nedenle bu şekilde göstermek istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.